Herkese merhaba, ben Kübra. Emrah'la birlikte dizi introlarını inceleyeceğiz ve bunlara tepkimizi vereceğiz. Nasıl intro yapmışlar? Siz de bizim gibi introyu geç butonuna tıklamıyorsanız bu video tam size göre. Videoya başlamadan önce bana destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim ve başlıyoruz. Bu bizim en sevdiğimiz bilim kurgu dizilerinden bir tanesi. Nedenini merak ediyorsanız oturun izleyin. Şimdi psikoteknik, teleportasyon falan filan, dark matter diyor falan, bir sürü bir nanoteknoloji falan. Ya aslında bak, bu ilk sekans girdiğinde dizide olacak olan, yapılabilen şeyleri söylüyor. Hani işte teleportasyon var, işte psikoteknik var. Evet. Yani aslında başlangıçtaki kelimeler dizi bize birazcık da ipuçlarını veriyor. İçinde neler olduğunu anlatıyor. Tabii ki. Zaten ikinci, üçüncü bölümden itibaren birçoğunu görmüş oluyorsunuz. O yüzden akışı çok hızlı giden bir dizi. Akışı hızlı gidiyor da aslında 2-3 bölümde sana her şeyi söylemiyor dizi. Ha, hani atıyorum paralel evreni sen kaç sezon sonra görüyorsun? Spoiler. Ama kaç senelik dizi ya, spoilersa spoiler izleseydiniz. Biz 3. sezonda mı belki daha eski gördük. Paralel evreni. Paralel olan evrenden bir de paralel evrene, onlar ayrı şeyler. Evet. Emrah, ben size bir şey soracağım. Tabii. Bu işaretlerin anlamlarını biliyor musunuz? Onların hepsi bir alfabe. Onu biliyorum. Evet. Yani o gördüğümüz işte 6 parmak simgesi, işte ne bileyim. Bir şeyler vardı orada, bir sürü işte kurbağa murbağa falan. Onların hepsi bir alfabe. O alfabelerle de işte o dizinin arasındaki sahnelerde gösterdiklerinde aslında her bir harfte dizinin bölümün ismi yazıyordu. Evet. Diye biliyordu. Mesela böyle 6 parmak var. Burasında bir nokta olunca A harfi, burasında bir nokta olunca B harfi falan filan. Böyle bayağı bir alfabe yapmışlar. Evet, evet. Bu ismi kim biliyor? Çok merak ediyorum gerçekten. Şu ismi bilen var mı? Bir yerden hatırlayan var mı? Sen başka nereden hatırlıyorsun Kübra mesela? Star Wars. Başka? Star Wars. Okay. Star Wars. Star Wars. Star Wars. Star Wars. Oradan değil mi? Doğru hatırlıyorum. Doğru. Star Wars. Yeni bitirdiğimiz bir diziyle dahayız. Ama şimdi nasıl bitirdik? Biz ilk sezonu izledik. Ardından dur, işte... Dur, önce diziden bahsetmeyelim mi? İsmini söylemeyelim mi? Hadi söyle. Dark. Bunu şöyle izleyenlere hayranım. Birinci sezonunu izleyip ikinci sezona çıkana kadar hiç izlemeyip ikinci sezondan devam edip ve bunu anlayanlar başımızın tacı tacı. Hani öyle söyleyeyim. Saygı duyarım. Biz son bölümü izleyelim ya, ne kadar unutmuş olabiliriz ki dedik. Birinci sezonun 10. bölümünü izledik ve ikimiz de birbirimize şöyle baktık. Olduk. Birinci sezonu komple baştan izledik ve öyle bitirdik diziyi. Üçüncü sezon çıkarsa daha da baştan izlemem. Güzel bir dizi. Hani insanın kafasını yakan bir dizi. Benim tabirimle çalışır. Hatalar var mı sence? Ben çok aradım. Diziyi böyle izliyoruz. Hah, dur, hata buldum. Şimdi bunun introsunu izliyoruz. Benim çok hoşuma gitti. Birinci sezon introsu da çok güzeldi. İkisi birbirine benziyor zaten. Ama ikinci sezonun introsu benim daha çok hoşuma gitti. Çok iyi. Hipnoz olmadın mı? Bu kadar görüntüler birbiriyle çarpıştırıldığı zaman zaten insan böyle izliyor yani. Hani ooo neymiş bu diyorsun. Ama bunu kaliteli kullanmak var. İzlerken de hep söyledim ki ben, açılır çok iyi. Renkler kalır falan. Renkler bence çok iyi. Dizide sevmediğim tek bir şey var. Hı. Gereksiz efekt veriyorlar ya böyle. Hani abi tamam, gerilecek bir şey yok orada. Sevgilisiyle konuşuyor. Efekt veriyor. Bir şey yok.
Doğru. İlk sezonda daha çok vardı. Çok vardı. Çok vardı. İkinci sezonda o kadar yapmamışlar. Biliyorsunuz artık izlediyseniz spoiler vereceğim şu anda. Dizide birçok zaman var. Bu zamanlarda geçiş yaptıkları zaman kafanız karışmıyor. Çünkü renklerini o kadar güzel yapmışlar ki şu anda mıyız, gelecekte miyiz, geçmişte miyiz, bunu çok iyi anlıyorsun. Zaten evi, arabayı vesaire gördüğünde anlıyorsun ama direkt ormanı gösterseler bile bence renginden anlıyoruz. Ben anladım şahsen. Ben de anladım canım. Color'da kim varsa güzel iş çıkartmış. Evet, ellerine sağlık. Hani hakikaten güzel iş çıkartmış. Ben çok beğeniyorum dizinin. Sarı renginin bu kadar uyumlu olduğu bir dizi daha görmemiştim. Sarı ve sarı tonlarının. Sarı ve sarı tonlarınınmış. Devam. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Bak. Oncuk geriye gelin. Bir dakika. Adamın geri gitti, sen beni görüyorsun. Şurada. Hı. Ben reklamcılıkla uğraşıyorum. Hani tasarım vesaire. Ya şu kadar yazı yazdığımızda biz var böyle hani. Abi niye büyütmüyorsun, yer var falan yapıyorlar. Hani adamlar burada bu kadar hani karışık olan bir görüntünün üstünde. Abi adam yazmış. Gatın muhtemelen font ya da başka bir şey bilmiyorum. Yazmış bırakmış. Hani okuyan okusun demiş. Zaten yani. Hani, şey mantığı yok adamlarda. Buraya kocaman bilmem ne falan filan yazayım yok. Adam demiş ya benim şeyim bu. Okursan oku. En mantıklısı. Çünkü zaten çok okunduğunu sanmıyorum genel kitle tarafından. Evet, belli bir kitle okuyor. Bu işin içinde olanlar tek tek inceliyor. İşte kostümcü kostümü inceliyor. Kameraman kameramanı inceliyor. Bir yerden buluyor, takip ediyor vesaire. Bu şekilde ilerliyor ama yani ben bu introyu geçmemeyi tercih ediyorum genelde. İzlemek benim daha çok hoşuma gidiyor. Ve en eğlenceli zamana geçiyoruz. 9 sezon deli gibi izledik. Hala da şöyle izliyoruz. Açıyoruz televizyondan. Emrah bir sezon söylüyor. Ben gözümü kapatıp bir bölüm seçiyorum ve izliyoruz. Sen bölümü nasıl seçiyorsun? Gözümü kapatıyorum, böyle yapıyorum. Hangi bölüm gelirse onu izliyoruz. Şimdi bu kadar anlattık. Hangi dizi olduğunu söyle bari. Friends değil. Our Met Your Mother be. Reizler. Hatta dün izledik. Dün izledik, aynen bu şekilde yapıp. Tam böyle yemek yerken hani arkada yarım izlemedik. Yarım saatlik mis gibi. Gönder gelsin. Çok güzel, çok kısa, çok mükemmel. Çok kısa, çok güzel, çok net. After Effects'e bir program var. Yazılar, görsel efektler için kullanılan bir program. Bu dizi ilk çıktığında bunun introsuyla ben çalışmaya başlamıştım. Bunu yapmaya çalışmıştım böyle. O yüzden benim için yeri ayrıdır yani. Bir tane intro var farklı, onu hatırlıyor musun? Hangisi olduğunu hatırlayamadım. Ha, var, hatırlıyorum. Bir intro vardı farklı. Ha. Great news. I'm the new leader of the gang. Lili oluyor başta. Herkesin yerine geçiyor. Kendisi seslendiriyor. Bak sonunda. Böyle asam. Çok iyi değil mi? Bir sezonda da artık analarını buldukları bölümde annelerinin olduğu bir tane de intro geliyor. Uzun bir dizi, 9 sezon ama gerçekten başladığınız zaman su gibi akıp gidiyor. Yani şiddetle tavsiye edilir. Bu teknik neydi? Tilt shift. Tilt shift tekniği. Yani bu fotoğraflarda da kullanılıyor. Fotoğrafta tilt shift diye geçiyor. Videoda bilmiyorum. Videoda da muhtemelen yine aynıdır. Hı. Tilt shift şöyle bir şey. Tepeden çektiğiniz görüntüleri Photoshop'ta yapıyordum ben bunu. Aşağıda ufak minyatürize bir şekilde gösteriyorsunuz. Yani bu dizinin introsunda da bu var. Gayet de güzel kullanılmış bence. Evet. Mesela burada. Burada çok belirgin. Ufak detaylar. Şuradaki olay güzel aslında. Şimdi için girecek, tekrar içine girecek bir sürü hücreler var falan. Aslında burası Sherlock Holmes'un beyninin içi olabilir. Ben bu arada filmini, yani dizisi okey süper ama ben filmcisiyim ya. Ben dizini, aslında ikisi de güzel. İki oyuncuyu da çok seviyorum. İkisinin de Marvel'da buluşması çok güzel değil mi? Çalışır. Çok hoş bence. Şey fark ettiniz mi? Dizide doktor kısa boylu,
Sherlock uzun boylu bir tip. Filmde de tam tersi. Tam tersiler öyle. Çok tatlı bence. İkisi, ya ikisi de çok güzel. Çok farklı gibi geliyor bana. İkisini birleştirip ya da ayıramıyorum birbirinden. Bizim incelediğimiz introlar bu kadar. Çok ya. Da incelemedik aslında. İzledik. İzledik aynen. Bence. Niye yorum yapmadık mı? Hayır yaptık da hani. O kadar profesyonel değil mi? Detayına kadar inceleyemem. Ben beğendiklerimi, beğendiğim yerleri söyleyebilirim ancak. Ya, tabii ki canım. Öyle bunları inceledik. Siz de introları umarım bundan sonra tıklamazsınız. Böyle biraz dikkat edersiniz, izlersiniz diye düşünüyorum. Introlar önemli. Introları sevin. İntroları Yaşatma Derneği. İntroları Yaşatma Derneği'nden bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay. Sen niye bana dökmedin? Ben kendime döküyorum. Kendime sürüyorum şu an çünkü. Bu kokusunu hiç sevmiyorum. Kanalıma konuk olduğu için Emrah'a teşekkür ediyorum. İnşallah... Oh. İnşallah ileride başka konuklar da alabileceğim günleri iple çekiyorum. Sizi seviyorum. Bay bay.